Vakıf Katılım olması gerekeni sunar. İmam-ı Gazali'nin sözü: bilgiye giden yolun önündeki taşları bilmiyorum diyerek kaldırırım. Bilmek insanın kendini bilmesiyle başlar diyor. Ne olup ne olmadığını. Kendini bilmeyen kimse ise her bilgiye kördür diyor. Kur'an-ı Kerim sürekli okumak da böyle bir şeydir. Her okuduğunuzda temiz bir yürekle, abdest alarak, kendinizi ona dahil ederek okuduğunuzda size başka boyutlar, başka bilgiler, başka kapılar, başka sırlar veriyor ya. Aynı sözü farklı iki adamdan dinleyebilirsiniz. Biri sizi ihya eder, diğeri imha edebilir. Hikmetin anahtarı bilgi ise, bilginin anahtarı da Mehmetciğim bilmiyorumdur. Günümüzde herkes her şeyi çok biliyor. Evet. Günümüzde herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor. Herkes allame kesilmiş durumda. Kolay ulaştığımız bu bilgi günümüzde bizi hikmete taşıyor mu? Mevzu bu. Evet. Öyle olması gerekiyor mu? Evet, yani. O bilgi bizi hikmete taşımalı. Kendimizi bildirtmeli bize. İlim tahsil etmek, talep etmek bir Müslüman için farzdır. Kaybettiğimiz şey bu. Kıymetli izleyenler, oyuncu, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu beyefendiyle birlikte yeniden sizlerle birlikteyiz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hocam sizlere de hayırlı Ramazanlar olsun. Teşekkürler Mehmet. Tekrar Allah hayırlara çevirsin inşallah. Hayırlı kılsın. Şimdi bugünkü program konumuz bilgi. Aslında bu kadar bilgi ve İlk etapta izleyicilerimizin aklına ne geliyorsa, yani bilmek ne, bilgi ne, nereden edinilir, bilmek neyimize yarar, bildikten sonra anlıyor olmak, farkında varmak, anlamak aynı zamanda yüktür. Fazla anlıyorum ve sanıyorum bu beni çıldırtacak diye bir düşünürün de bu konuda bir sözü vardır. Çünkü anlamak, bilmek, bunun farkına varmak biraz da alan daraltan bir şey haline geliyor. Çünkü arayışı ne kadar fazla hale getirirsek o kadar kendi içimizde kalmaya yönelik bir noktaya kadar gidiyor kanımca. Bilgi denincesin ilk aklınıza gelen. Aynı zamanda Mehmet Ercan'la birlikteyiz bu programda. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Karşılıklı sohbet yapıyoruz. Sağ olun. Ben dersime çalıştım. Sen çalıştın mı? Ben işte sizin vereceğiniz derse çalışacağım. Ama ders çalışmışsındır yine bilgiyle alakalı. Yani evet. Sağ olun. Yani. Ben notlar çıkardım. Şimdi bilgi günümüzde de, çağımızda da çok önemli bir şey. Bir Müslüman şahsiyet içinde bilgi çok önemli. Neyi biliyor olduğunu, biliyor olmak, bildiğiyle amel ediyor olup olmamak, yani hayatına geçirip davranış biçimi haline getiriyor olup olmadığı, o bilgiyi nerede kullanıp kullanmaması gerektiğini biliyor olmak da insanoğlunun, bir Müslümanın vazifesi aslında. Şimdi birçok dostumuzun da söylediğimizde hatırlayacağı, bileceği bir anekdot var. Şimdi mağrur bir gramer uzmanı, dil bilimcisi var. Sahilde bekleyen kayıklardan birine binmek durumunda, karşıya geçmek için. Kayıkçıya müsait misin diye soruyor. Kayıkçı da tabii abi diyor, rızkının peşinde. Biniyorlar, oturuyor gramer bilgini. Kayıkçımız küreklere asılıyor, çekmeye başlıyor. Ve gramer bilgini müstehsi bir tavırla, yukarıdan bakan, buyurgan bir haliyle, sen dil bilimini bilir misin diyor. Yok abi diyor, ben kayıkçıyım diyor. Rızkımın peşindeyim, kürek çekmeyi biliriz biz. Yine böyle eleştiri bakışlarını atıyor kayıkçıya karşı, kınıyor onu. Yarı yolda bir fırtına çıkıyor. Alabora olmaya başlıyor kayık ve bizim dil bilimci paniklemeye başlıyor. Fakat kürekçi kendinden son derece emin. Bu sefer kürekçi soruyor. Abi diyor, biraz önce sen sormuştun, şimdi ben sana sorayım. Sen diyor, yüzme biliyor musun? Yüzme bilmiyorum diyor bizim dil bilimci.
Ve kürekçi diyor ki, abi diyor, o kadar sene uğraşıp bu kadar şeyi öğreneceğine yanında bir de yüzmeyi de öğrenivereydin ya diyor. Evet. Alabora oluyor tekne. Bizim kürekçi tabii gayet iyi yüzücü. Öbürü batıp çıkıyor, batıp çıkıyor. Onu koltuğunun altına alıp karaya kadar çıkarıyor. Ve Allah razı olsun, ne demek istediğini şimdi çok iyi anladım diyor. Bilgi biraz da böyle bir şey. Diyor ki, bilmek insanın kendini bilmesiyle başlar diyor. Ne olup ne olmadığını. Kendini bilmeyen kimse ise her bilgiye kördür diyor. O yüzden bilgi önemli bir kavram ama onu bizim nasıl sahiplendiğimiz önemli. Ve çok güzel söylemiş Yunus. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır diyor. Günümüzün, çağımızın en büyük problemi de bu bilimi, ilim sahibi olanların nerede kullandıkları, insanlığın hayrına yöneltip yöneltmedikleri esas problem bu. Evet. Şimdi aktardıklarınız, bilmek, yani bilgi sahibi olmak, herhalde zirvesi de şu, kendini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir. Yani o bilme konusunda kendimizden yola çıkıp onu idrak edebildiğimiz zaman bu kendimizi bize, kendimize bahşedeni bilmeye kadar uzanan bir süreç var orada. Kendimizin. Zaten ulaşmamız gereken nihai hedef de o. Evet. Şimdi teşbih tahta olmasın ama Kur'an-ı Kerim bir bilgi. Kur'an-ı Kerim. Yani sevgili Ahmet Turgut'un siz de çok tanır ve seversiniz. Ben de severim. O da sizi çok sever ve birbirini sevenleri de bildirmekte de fayda var birbirine. Ki iyi tanışıklarınız var. Bütün kitaplarını şöyle imzalar. Allah kitaptan ayırmasın diye imzalar. Onun mottosu odur. Allah kitaptan ayırmasın. Ki amin. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir bilgi olarak geldi doğru bize. Ama yekten sırlarla dolu, anlamlarla dolu, bütün kainatın, bütün mevcudatın, varlık ve dahi yokluğun dahi orada anlam bulduğu o kutsal kitabımız. Onun uygulama alanında da bir bilgiye sahip olmamız gerekiyordu. Doğru. Hazreti Ayşe'ye sorarlar, Efendimiz'i sorarlar. Yani bize Efendimiz'i anlatır mısınız derler. Siz Kur'an okumaz mısınız? Okuruz. İşte yaşayan Kur'an Efendimiz'dir diye. Evet. Bilginin aynı zamanda vücut bulmuş hali diye. Hali. Aynen öyle. Ben de kitaplarımı imzalarken birçok zaman işte muhabbetlerimle derim. Ama imza fuarlarında, kitap fuarlarında, imza sıralarında birçok vatandaş gelir ve kulağıma eğilir. Hocam bir söz yazın, bütün hayatımız değişsin. Evet. Sizden bir özel söz istiyoruz. Önceleri uzun uzun açıklardım. Bir sözle bir insanın hayatı değişmez. Ben size bir söz söyleyebilirim ama bu sizde ne kadar etki uyandırır? Oysa ki bu bir süreçtir. Hiç bitmeyecek bir öğrenme sürecidir. O yüzden bana etkili bir şey yazar mısınız, öyle imzalayın diyenlere tırnak açıyorum. Oku yazıp tırnağı kapatıyorum. Oku. Bu kadar mı hocam diye, bu kadar diyorum. Eğer zaten bunu hayatına geçirirsen o zaman zaten aydınlanma ve bilgiye ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacaksın. Devam edersiniz ama hatırıma gelen bir şey var, onu anlatmak isterim size. Bir bilgiyi bilmek ve onu hayatında tatbik etmenin nelere varabileceğine ilişkin öyle anlatılır. Abdülkadir Geylani Pir Hazretleri 8 ya da 10 yaşlarında ilim öğrenmek için annesi onu başka bir beldeye yollar. İşte günlerce sürecek olan bir yolculuk. Ve der ki, ne olursa olsun yalan söyleme. Şimdi bu bilgiyi aldı. Bu kadar. Bilgi bu. Ne olursa olsun yalan söyleme. Kervanla giderler. Eşkıyalar basar kervanı. Eşkıyalardan biri gelir Abdülkadir Geylani'ye. Der ki, çocuk sende bir şey var mı? Hani öylesine sorar. Tüm mallara el koyarlar. Abdülkadir Genel der ki, 40 altın var bende. Üstünü ararlar bulamazlar. Annesi böyle bulunamayacağı bir yere dikmiş. Gider eşkıyaların başına der ki, bu çocuk bende 40 altın olduğunu söylüyor. Ararlar. Nihayetinde kendisi çıkarır. Burada der. Eşkıyaların başı, o zaman eşkıyası da eşkıya. Yani der ki, onun da bir haysiyeti var. Onun da bir haysiyeti var. Bir onuru var eşkıyalığın. Eskiden. Der ki, sen bize bu altının yerini söylemeseydin biz bunu bulamazdık. Neden söyledin? Abdülkadir Geylani der ki, annem bana yalan söyleme dedi, ben de söz verdim. 40 altın için anneme verdiğim sözü mü yiyeyim?
Vay. Diye bir cevap verir ve derler ki aslında ilk irşadına da orada başlamış oldu. Vay. Bundan çok etkilenen eşkıyaların başı der ki bu çocuk annesine verdiği sözü yememek uğruna bütün mal varlığını bana verirken yalan söylememek için ben Allah'a verdiğim sözü unuttum ve şu yaşadığım hayata bak der. Herkesin malını teslim eder. Geçmişte aldığı, el koyduğu mallar ne varsa onları bulur. Hikaye bu işte, onlara teslim eder ve bütün hayatı değişir. Bir bilgiye, sadece bir bilgiye sahip olmak. Mesela kendi hayatımızda da kendi adıma söylüyorum Mehmet. Bundan sonra yalan söyleme. Hayatım değişir mi? Değişir. Değişir. Hem ne değişmek. Bir yerden tuttuğum zaman. Hem ne değişmek. Bu arada yalan söylüyor olduğumdan yapmıyorum. Yani arada oluyor da hani. Mehmet. Yok yok ya, ben biliyorum seni. İnsanlar hayatlarından tamamen yalanı çıkarmış olsalar zaten problemin %80'i hallolmuş olur. Geriye ne kalır diyor, herkes borçlu. Yani sadece yalanı çıkardım. Şimdi evet. Hikmetin anahtarı bilgi. Bilginin anahtarı ise ahlak. Biraz önce verdiğin örnekte bu var. Bilginin, hikmetin anahtarı bilgi, bilginin anahtarı da ahlak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin o ustadan aldığı bilgiyi ahlakla harmanlayarak yalan söylememesi. Belki bir adamın hidayetine sebebiyet veriyor. Onun kıvamını değiştiriyor. Bu çok önemli bir şey. Bilgiyi nerede ve nasıl kullandığımız. Diyor ki bilmenin en önemli ayaklarından biri, malumun dünyada birçok, hala günümüzde de öyle, hakkında kürsüler kurulmuştur üniversitelerde. Akademik çalışmalar yapılır İmam-ı Gazali ile alakalı. İmam-ı Gazali diyor ki bilgiye giden yolun önündeki taşları bilmiyorum diyerek kaldırırım. İmam-ı Gazali'nin sözü. Bilgiye giden yolun önündeki taşları bilmiyorum diyerek kaldırırım. Bu konu kendisine iki kez anlatıldığında bir mevzu, ilk kez duyuyormuş gibi davranırmış İmam-ı Gazali. Çünkü bu yeniden duyuşu, öğrenmesi gereken, fark etmesi icap eden bir bilgi olarak görürmüş. Başka bir kapı açılacak mı? Başka bir şuur boyutuna geçecek miyim? Çünkü bazen belli kavramları anladığımızı zannederiz. Oysa ki o gülün yaprağı gibi katmanlıdır. Başka bir yorum duyduğumuzda, "Oo, ben bunu hiç düşünmemiştim." dediğimiz bilgiye ulaşırız. Kur'an-ı Kerim sürekli okumak da böyle bir şeydir. Her okuduğunuzda temiz bir yürekle, abdest alarak, kendinizi ona dahil ederek okuduğunuzda size başka boyutlar, başka bilgiler, başka kapılar, başka sırlar veriyor ya. Onu büyük bir bilgin yapan bu inceliğidir deniyor İmam-ı Gazali'ye. Kendisine bildiği bir şey tekrar anlatılıyor olduğunda ilk defa duyuyormuş gibi can kulağıyla dinliyor olması. Herhalde biraz da şu, madem ki bana tekrar kader bunun anlatılması gerektiğini uygun gördü, o zaman benim tekrar dinlemem lazım. Evet, ben bu konuyu biliyorum zaten. Ben bunu okudum, yedim yuttum, yaladım yuttum, bitti benim işim. Ahlaksızlığına düşmüyor. Bizde ne var? Edepsizliğine. Bir şey anlatırken hocam çok özür dilerim. Biliyorsan anlatmayayım diyoruz. He. Ne biliyor bilip bilmediğini, ne biliyorsun bilip bilmediğini, biliyorsan anlatmayayım. Bir de her ağızdan çıkan bilgi farklı değil ki. Bilginin farklı bir kokusu, büyüsü de var. Bu hangi yürekten, hangi ağızdan çıktığıyla alakalı. Aynı sözü farklı iki adamdan dinleyebilirsiniz. Biri sizi ihya eder, diğeri imha edebilir. O yüzden hangi ağızdan çıktığı da çok önemli. Bir virgül koyalım mı arzu ederseniz? Haktırma geldi yine. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden şey yaptık. Allah himmetinden de eksik bırakmasın. Amin. Amin. Oğlu da çok alim. Bugün gidip insanlara işte mescitte ben anlatayım mı diyor. Tamam sen git anlat diyor. Evladı çıkıyor. Tabi olanlar var. Allah, peygamber, kitap, o sahip olduğu bilginin tamamını anlatırken uyuklamaya başlıyor insanlar. Abdülkadir Geylani evden geliyor. İn diyor sen oradan. Muhterem insanlar diyor. Ben biraz geç kaldım.
Hanım diyor evde yumurta pişirdi. O yağın içine yumurtayı attığında, o cos ettiğinde ben diyor Allah Allah demeye başlayınca Allah Allah diye tekrar ölmeye başlıyorlar. Kimin anlattığıyla alakalı bir şey. Ya. O bilgiye inanarak anlatmasını örnek vermek istedim. Kimin ağzından çıktığı çok önemli sözün. Hikmetin anahtarı. Bilgi bizi hikmete taşımalı. Yani bilginin amacı o. Hikmete ulaştıracak. Hikmetin anahtarı bilgi ise, bilginin anahtarı da Mehmetciğim bilmiyorumdur. Günümüzde herkes her şeyi çok biliyor. Evet. Günümüzde herkes her şeyi bildiğini iddia ediyor. Herkes allame kesilmiş durumda. Olur olmaz konuşuyor. Oysaki hikmetin anahtarı bilgi ise, bilginin anahtarı da bilmiyorum. Bugün sevgili dostlarımızla beraber sohbet yapacağız. Şu an adeta onlarla beraber bir sohbet yapıyoruz. Bize ekranlarından izleyen dostlarımız ne yapıyoruz? Ben Mehmet'le konuşuyorum belki ama sizle konuşuyorum. Sizin seslerinizi duyuyor gibi oluyorum bir an. Ve bilmediğim şeyleri bir gün öncesinde dersimi çalışıyorum. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Ben bizi izleyen değerli dostlarımıza ne anlatabilirim? Onlara ihya edecek, onların işini yarayacak ne söyleyebilirim diye. Ben zaten bilgi konusunu biliyorum, aklımdakileri dökerim. Hayır. Başka kaynaklardan, başka insanlardan. İşte sohbet de böyle bir şey ya. Bilgi aktarımı sohbet aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük metotlarından biri. Sohbet halkalarında sahabe-i kiramı geliştirmedi mi? O bilgiyi transfer etmedi mi? O enerji yüklemesini yapmadı mı? O yüzden kimin anlattığı çok önemli. Ama bilginin şöyle bir hali de var. Bilgi önünde durulamayan bir güç haline de dönüşebiliyor. Yani iki tarafı var bilginin. Ve nasıl kullanıldığıyla da alakalı. Çağımızın en büyük sıkıntılarının başında da bilginin bu imha eden yönünün kullanılıyor olması. Şimdi önünde durulamayan bir güç dedik ya, ilerleyen teknolojiler vasıtasıyla bilgi çığı gibi büyüyor. İşte teknoloji bilimleri de diyoruz ya, her geçen gün yeni keşifler, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Rus bilim adamlarından biri şarbon virüsünü tespit ediyor ve bu virüsü biyolojik bir silah olarak kullanılması gerektiğine karar veriyor. Ve uzmanlara, ilgililere de bu konuyu açınca bildiğin şarbon bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Tabii laboratuvarda ürettiği bu gözle görülmeyen şarbon piyasaya çıktığı zaman milyonlarca insanın mahvolmasına sebebiyet veriyor. Ve sahip olduğu, keşfettiği bu bilginin bu yönüyle insanlığa zarar vermesini zaman içerisinde görünce vicdanlı bir adam olduğundan başlıyor içinden çürümeye. Böyle bir bilgiyi niye ortaya çıkardığını, bu bilgiyi neden böyle kullandığına dair kendisini, çünkü seri üretime başlıyor ve kendisini sürekli sorguluyor. Diyor ki, yaptıklarımdan nefret ediyorum. Bunların hepsi artık tarihe geçti. Ve tarihi değiştirmek olanaksız. Kızı kendisine bir zamanlar şöyle bir şey soruyor. Yaptıklarını, verdiğin zararı görünmez hale getirebilir misin baba diyor. Ama bu mümkün değil. O yüzden çok ciddi bir sıkıntı çekmeye başlıyor. Bu Rus bilim adamı. Yine Hiroşima'da, Nagasaki'de ve dünyanın birçok yerinde bilgi teknolojileriyle geliştiren atom bombalarının kullanılmış olması, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın hayatının sönmesine sebep vermedi mi? O da bir bilgiyle başladı. Dolayısıyla bilginin önünde durulamayacak bir güç haline getirilip insanlığın mahvına kullanılmasına da dikkat çekmek gerekiyor. Bilgiyi nasıl kullanıp nasıl kullanmamamız gerektiği Mehmetciğim.
Bu minvalde hocam bilginin nasıl kullanıldığına ilişkin İmam Gazali'nin, yanlışım varsa lütfen düzeltirler beni, bir menkıbesi vardır, anlatım vardır, sözü vardır. Der ki bıçak, kesici alet, bıçak annenin elinde çocuklarına yemek pişirdiği bir alettir. Kasabın elinde rızkını kazandığı bir alettir. Katilin elinde cinayet aletidir. Doktorun elinde de hayat kurtarır, neşterdir. Nasıl kullandığın elinde önemli. Evet. Bıçağı bilgi olarak kabul edersek işte, evet, söylemiş olduğunuz nerede kullandığın çok önemli. Hazreti Mevlana diyor ki bilgi sınır olmayan bir denizdir. Sınırsız bir denizdir. Bir umman düşün. Bilgi dileyen, bilgi talep eden kişi bu ummana dalan ve dipte yüzen kişidir diyor. Yani bilmenin sonu yok. Onu söylemeye çalışıyor. Talep etmek, gayret etmek, cehd etmek gerekiyor. Bilgiye daimi ulaşmak için. Bilgi kimi zaman herkes tarafından bilinmesi istenmeyen bir sırra dönüşebiliyor. Kimi zaman parayla satılan bir metaya dönüşebiliyor. Kimi zaman da ülkelerin geleceğini sağlam temellere oturtan bir güç haline de dönüşebiliyor günümüzde. O yüzden bilgi çok önemli. Peki bir soru sorabiliriz. Hani günümüzde bilgi görmesi gereken kıymeti gerçekten görüyor mu? Buna şöyle bir cevap veriyorlar. Eğer gerçek pür ahlaki bilgi gerçek muhteviyatında kıymet görseydi dünya bugün bu halde olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. İnsanlık bilgiyi kendinin mahvi için kullanıyor aslında. Ve bunu ihtirası için, tüketim çılgınlığı için, dur durak bilmez hegemonyasını tatmin etmek için yapıyor. Niye bombaları başka ülkelerin tepesine atıyor o bilgi teknolojisiyle üretilen? Niye bilgi teknolojileriyle üretilen interneti, sosyal medyayı bir neslin zihni yapısını iyiliş etmek için kendi değerlerinden, kendi moral değerlerinden, kadim değerlerinden, kökünden, maneviyatından, dininden, ahlakından koparmak için kullanıyor? Sömürmek için. İnsanların şuurlarını yok edip onları birer kuklaya dönüştürmek ve istediği gibi yönlendirebilen bir araca dönüştürmek için bilgiyi kullanıyor bugün. Bana göre gelmiş geçmiş en büyük muhteşem icat, ki bilgi neticesi olmuştur, akıllı telefonlar. Eskiden ben biliyorum bilgiye ulaşmak için, sen o dönemlere denk geldin mi bilmiyorum, ansiklopedilerimiz olurdu. Geldim hocam, evet. Cilt kitaplarımız olurdu. Toplam, hani meydan Larus karıştırırdık bilgiye ulaşmak için. Şimdi öyle değil. Ve hocam onun bir göstergesi olurdu, özür dilerim. O bizim evimizin vitrininde duruyorsa, evet, o bizim bir kartvizitimiz haline de gelirdi. Evet. Yani ben bilginin peşinde koşan, bilgiyi biriktiren ve bilgiyi bu konuda teşhir eden biriyim. Evet. Buyurun burada diye. Yani. Herkesin evinde olmazdı. Evet. Ve bu cilt cilt kitaplarla bilgiye ulaşmak için sayfaların arasında kaybolurduk. Şimdi öyle de değil. Hani akıllı telefonlar vasıtasıyla istediğin bilgiye, ha o bilgi doğru mudur, yanlış mıdır, seni kötü yöne mi yönlendiriyordur, sağlamasını yapmaksızın kullanmak da çok yanlış. Ama bilgiye ulaşmak bu teknoloji sayesiyle kolay. Peki kolay ulaştığımız bu bilgi günümüzde bizi hikmete taşıyor mu? Mevzu bu. Evet. Öyle olması gerekiyor mu? Evet, yani. O bilgi bizi hikmete taşımalı. Kendimizi bildirtmeli bize. Kendimizden yola çıkarak neden var olduğumuzu, bu arz üzerinde niye var edildiğimizi, görevlerimizi, sorumluluklarımızı, mükellefiyetliklerimizi bildiriyor mu bilgi bize? Bilgi bizi aksiyoner bir adam haline getiriyor mu? Bilgi insanlık adına bizi işe yarar bir adam haline getiriyor mu? Bilgi hikmetli bir adam olarak beni tekrar var ediyor mu ki ben beni yaratan ve bütün kainatı yaratan Allah'a bu sebeple ulaşabileyim? Eğer bilgi insanı bu noktada ihya etmiyorsa, o zaman bu bilginin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Evet. Şimdi bir zamanlar şehirler var tarihte.
Nerelerden bahsediyoruz? Endülüs'ten bahsediyoruz, Bağdat'tan bahsediyoruz, Halep'ten bahsediyoruz, Şam'dan bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsediyoruz, Semerkant'tan bahsediyoruz, Mekke'den, Kahire'den bahsediyoruz. Bunlar ilim yuvaları ve bu ilim yuvalarındaki alimlerin ortaya koydukları şeyler paylaşılmak amaçlı üretilmiş. Müslümanlar, Müslüman bilim adamları daimi olarak ürettikleri bilgiyi insanlık havzasına salmışlar. Kullanın, ihya olun, kullanın, ihya olun. Ama bunu Müslüman bilim adamlarında görüyoruz. Oysa ki mesela üniversite kavramı Avrupa'da 12. yüzyılda kiliselerden doğmuştur. Kiliseler sebebiyle vardır ve bilgiyi paylaşmaz, uhdesinde tutar. Daha sonra hani bu Rönesans hareketlerinden sonra Avrupa'da bugünkü anladığımız manada üniversiteler şekil değiştirip boyut değiştirince bilginin paylaşımı söz konusudur. Müslüman bilim adamlarından Fatih'in hocası Hacı Bayram Veli'nin talebesi Akşemseddin Pasteur'den ta 400 sene önce mikrobun tanımını yapmış, uhdesinde tutmamış, dünya havzasına salmış, ey insanlık böyle demiş. Ama ne yazık ki Müslüman bilim adamlarının ortaya koyduğu ne kadar eser varsa, bunların büyük bir kısmı Latince'ye çevrilip, Batı tarafından kaynağı gösterilmeksizin İslam kısmı tamamen yok sayılarak kendileri üretmiş, kendileri yapmış şeklinde lanse edilerek kendi aydınlanma çağını başlatmışlardır. O yüzden deriz ışık doğudan yükselir diye şarkılara konu olmuştur. Müslüman bilim adamları, biraz önce isimlerini saydım, şehirlerdeki alimler sebebiyle. Çünkü onlar bilimi ve ilme ulaşmayı insanlığı ihya etmek amaçlı kullanıyorlardı. Kendi skolastik anlayışlarıyla kiliselerdeki gibi uhdelerinde tutup bunu bambaşka amaçlarda kullanmıyorlardı. Çünkü İslam dini bilginin paylaşılmasını emretmektedir. Çünkü yüce dinimizde ilmin zekatı vardır denir. İşte bu paylaşmakla alakalı. Eğer bir konuda usta iseniz insan yetiştirerek o bilginin korunmasını sağlayabilirsiniz. Yani bilginin nesillerden nesillere aktarımı. İnsan yetiştirerek, evlat yetiştirerek ancak böyle söz konusu olabilir. İlim adamının zekatı aktararak, uhdesinde tutmayarak. Yüce Kur'an bize, daha önce de bunu konu edindik, oku diyor. İnsanı pıhtılaşmış kandan yaratan Rabbinin adıyla oku. Yine ayette kaleme öğreten insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir diyor. Bu Müslümanı bilime, İlime yönlendiren bir şey. Bu sebeple ilim tahsil etmek, talep etmek bir Müslüman için farzdır. Kaybettiğimiz şey bu. Farz olan bunu, bu eylemi hayatımıza geçirmek ve buradan hikmetli bir insan haline dönüşmek ve ihya edici bir fert olarak toplumun içinde var olmak. Açılmış yaraları saran bir insan haline dönüşmek. Bu bilgi sebebiyle söz konusu olur. Ve de her daim dilimize söylenmiş, hiç bilenle bir, bilmeyen bir olur mu diye. Evet. İşte bu Müslümanı diğer insanlardan ayıran bir şeydir. Müslüman bilmek zorundadır, bildiğini hayra kullanmak zorundadır, hikmete ulaşmak zorundadır. O yüzden inandığı için diğer insanlardan üstündür. Hocam ağzınıza sağlık. Çok basit örneğiyle, İşte sende bir bilgi, sende bir yumurta, bende bir yumurta var. Ben sana bir yumurta versem bende yumurta kalmaz, sende iki yumurta olur. Evet. Sende bir bilgi, bende bir bilgi. Ben sana bir bilgi versem sende iki bilgi olur, bende de bilgi olur. Yani bir bilgiyi paylaşmak hususunda. Müslümanın vazifesi. Sizin bir programda anlatmıştınız. Efendimizin peygamberliğinden hemen önce, yani Muhammedül Emin olduğu o zaman diliminde, Allah'ın Resulü olacağı zaman dilimine geçerken, o Mekke'nin köhneleşmiş, çökmüş olduğu, her yönden çökmüş olduğu yerden uzaklaşıp Hira'ya sığındığı zaman dilimlerinde tam da böyle bir dönem. Yani kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, ki belki başka bir programın konusudur. Kız çocukları diri diri gömülüyordu da gömülmek sadece toprağın altına verilmek midir acaba diye. Yani günümüzde bir düşünmek lazım. Kız çocukları
ya da erkek çocuklar yani insan üzerinden ne durumda? Günümüz modern dünyası çocukları belki diri diri toprağı görmüyor da materyal bir malzeme gibi alaşağı etmiyor mu kendi ticari hegemonyasını sürdürmek evet. için? Vitrin oluşturmak maksadıyla çocukları ne hale getiriyor ya. Diye. Bunun en basitidir ebeveynlerin çocuklarını sürekli paylaşıyor olmaları burada diye. Onları teşhir ediyor olmaları bu konuda. Evet. İnsan biraz asırdır. Tam da öyle bir dönemde Efendimiz'e peygamberlik geldiği zaman Efendimiz evet en büyük mucizelerinden biri Kur'an-ı Kerim. Miraç hadisesi vardır bununla beraber ama işte sayılıdır. Ama bunun dışında Efendimiz abd olması suretiyle, kul olması suretiyle o köhneleşmiş Mekke'nin içerisinde o insanların arasında kendisine verilen bilgiyle beraber onu yaşantısına dahil edip o dönemi asr-ı saadete çeviren yegane insan. Yeah. Bir bilgiyi alıp, bu konuda bilgiyi alıp hayata tatbik etmek suretiyle yani istese mucizeler de yerine getirebilirdi evet. Allah'ın izniyle beraber. Evet. Yani ya Rabbi şu insanların tamamını buradan alalım. Ya Rabbi beni göklere çek ve tekrar geri al ve ya bu onların görebileceği mucizeler de olabilirdi bu ama evet. bilgiyle beraber yaşantısına bunu geçirip en güzel ahlakta en örnek şahsiyet olarak insanlığın efendisi olarak bütün mevcudatın efendisi olarak bunu yaşayarak almış olduğu bilgiyi hayatta zerk ederek asr-ı saadete çevirmiş olması kırıntısı dünyamızı ihya eder. Yeah. Bireysel dünyamızı değil bütün dünyayı evet. ihya eder. Evet. Bilgi için teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben. Sağ olunuz, var olunuz. Allah doğru bilmekle, bildiklerimizle de amel etmekle inşallah böyle bir hayat sürmemizi nasip etsin. Amin. Her biliyorum demem, biliyorum ki bilmemezlikten. Ben diye bir söze girdiğim anda ben sözüne esir olan yine ben. O benlikten kurtulma bilgisine de ulaşmak dileğiyle diyelim. Ne güzel dedi. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Program sonuna geldik. Bir başka programda olması gerekeni İnşallah. Konuşmak üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar. Ben de. Sağ olunuz. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Vakıf katılımı olması gerekeni sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.